Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde ki son 5 ve 6. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah göklerde ve yerde hiçbir şeyin kendisine gizli saklı kalmadığını, 6. ayet-i kerimede bizleri annelerin rahminde dilediği gibi kendisinin şekillendirdiğini, ondan başka ilah bulunmayan aziz ve hakim olduğunu belirtti. Göklerde ve yerde Cenab-ı Allah için hiçbir şeyin gizli saklı kalmaması ile rahimlerde bizlere dilediği gibi şekil vermesi arasında şöyle bir alaka, şöyle bir ilişki düşünülebilir. Burada anlatılmak istenen Cenab-ı Allah'ın her türlü gizliliği bildiği, bilmekle kalmayıp nasıl müdahale ettiğini bilemediğimiz, bilmemize de imkan bulunmayan bir surette rahimlerin içlerindeki biz insanlara da dilediği şekilde suret verdiğini anlatmaktadır. Bize suret vermesinin kapsamı içerisine de sadece bizim yüzümüzün, gözümüzün şeklini düşünmeyelim. Biz yapan ve bizim bütün kişiliğimizin unsurlarını kendisinde taşıdığı bugün kabul edilen veya söylenen genlerimizi ifade yerindeyse şekillendirdiğini ve adeta bir ağacın tohumu neyse bizim için de o olan o genleri o şekilde dilediği gibi şekillendirdiğini, her birisinin genlerindeki ifadelerinde ise şifrelerin bir ikinci kişinin şifrelerine asla benzemediğini, daha doğrusu aynen tıpatıp olmadığını, benzerlikler olmakla birlikte farklılıklar bulunduğunu da ifade ediyor. İşte Cenab-ı Allah göklerde ve yerde hiçbir şey kendisine gizli kalmayandır. Bunun için ayet-i kerime Aziz ismi şerifiyle nihayet bulmuştur. Ve dilediği şekilde şekil verendir. Bu sebeple de ayet-i kerime Hakim ismi şerifiyle nihayet bulmuştur. Çünkü her şeyi bilmek ve dilediği gibi şekil vermek hem büyük, müstesna, karşı konulamayan bir güce sahip olmayı gerektiriyor. Hem de bu şekillendirmenin ve bu bilmenin abes olmaması, lüzumsuz olmaması, anlamsız olmaması gerekiyor. O bakımdan Cenab-ı Allah Hakim ismi şerifiyle bu ayet-i kerimeleri nihayete erdirmiş oldu. Geçen dersimizde işte söylemek istediklerimize ek olarak bunu da ilave ettikten sonra bugünkü dersimizin ilk ayet-i kerimesine geçiyoruz. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesi. Yüzeysel olarak buna kısmen değinmiştik geçen dersimizde, işte birkaç dakikalık zamanımızı tamamlamak için. Ve bununla ilgili yapabileceğimiz bazı açıklamaları bugünkü dersimize havale etmiştik. Evvela bir önceki ayet-i kerime ile başlayan aynı lafızlar ile başlanıyor bu ayet-i kerimede de. 5. ayet-i kerime huvellezî, odur ki sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren. Burada da aynı ifadelerle, aynı kelimelerle başlanıyor. Huvellezî, odur ki. Demek ki bizim rahimlerde şekillenmemizin hikmetlerinden bir tanesi de bizim üzerimize indirilen mükellefiyetlerimizin bulunduğu
hayat programımızın yer aldığı bu kitaptır. Allahü Teala'nın bizi, bu ilanın bizi kuyumda, en güzel surette, en müstesna ölçülerde, en mükemmel kabiliyetlere sahip olarak, en yüce imkanlarla donatılmış olarak yaratmış olmasının bir sebebi, bu şekilde bir suret vermiş olmasının bir sebebi, bizim üzerimize bu kitabı indirmesidir. Bu kitapta ne vardır? Bu kitapta dediğimiz gibi, nasıl ki bizi dilediği gibi şekillendirmişse, aynı şekilde bize dilediği gibi bir hayat programı çizmek kudretine, iradesine ve yetkisine de sahip olarak bize bu kitabı indirmiştir. Cenab-ı Allah bizim için nasıl irademize bağlı olmayan ifade yerindeyse kaderimizi hiçbir tartışma olmaksızın, onunla tartışabilecek kimse bulunmaksızın, onun gücüne ve takdirine kimse karşı koyamaksızın, koyması ihtimali düşünülmeksizin, bizim kaderimizi tayin ve tespit etmiş ise, aynı şekilde bu dünya hayatında kendi irademizle de yapmamız gereken tercihin çerçevesini o belirlemiş ve tavsiye etmiştir. İrademizin dışında Allah'ın üzerimizde kaderinin tecelli etmesi dolayısıyla bizim herhangi bir mesuliyetimiz, bir sorumluluğumuz yoktur. Bir örnek verecek olursak, efendim, birimiz, her birimizin ölüm tarihi, ölüm şekli Allah tarafından bilinir ve zamanı gelince tecelli eder. Onun bilgisine uygun olarak. Bundan dolayı Cenab-ı Allah hiçbirimize sen niçin şu tarihte, şurada, şu yerde, şu şartlar altında öldün diye bir soru sormayacaktır. Ama bize şunu soracaktır. Ben sana indirmiş olduğum kitapta uyman gereken hayat sistemini de vermiştim. Sana da bunun gereklerini yerine getirebilecek iradeyi, güç ve kabiliyeti vermiştim. Sen bu iradeyi gösterdin mi, göstermedin mi? Bundan dolayı hesaba çekileceksin diye buyurmuştur Cenab-ı Allah bize. İşte bu imtihandır ve bu imtihanın bir sırrı da Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın bütün ayetlerinin aynı düzeyde veya aynı vasıfta, aynı nitelikte olmayışı vardır. İşte ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümü bunu belirtiyor. Yani ayet-i kerimelerin lafzıyla da sözünü edeceğimiz kitabın bir bölümünün muhkem, bir bölümünün müteşabih olmasının sebebi bizim için imtihan unsurlarından bir unsur, imtihan konularından bir konu olmasıdır. Huvellezî enzele aleykel kitâb. O senin üzerine kitabı indirendir. Böylelikle Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun dışında herhangi bir yaratılmışın bu kitapta herhangi bir katkısının veya müdahalesinin bulunmadığına evvela dikkat çekiyor. Cenab-ı Allah yani diyor ki bu kitap bütünüyle, bütün bu özellik ve nitelikleriyle, her şeyiyle bana aittir. Bu kitapta hiçbir kimsenin hiçbir şekilde en ufak bir müdahalesi yoktur. Vahiy meleği de onu indirmekte bir vasıtadır Resul'e. Resul'ün kendisi de bu kitabı insanlara tebliğ etmekte bir vasıtadır. Birer araçtırlar. Bunun dışında hiçbir müdahaleleri kitabın muhtevasına, kitabın lafzına veya manasına herhangi bir müdahaleleri yoktur. Bu konuda tabii
en mutedilinden en uzağına kadar çok çeşitli görüşler var. Neyle ilgili? Kur'an'la ilgili. Derslerimizin başında bunlara kısmen ilk başladığımız sıralarda değinmiştik. İşin içerisinden kendilerini insanlar bazen çıkılmayacak hale sokuyorlar ki kendi işlerini de zorlaştırıyorlar. Allah'ın kendilerini mükellef kılmadığı konularda söz söylemeye kalkışıyorlar ve isabet etme ihtimalleri de zayıflıyor. Efendim, güya Kur'an-ı Kerim manasıyla Cebrail aleyhisselama ilham edilmiş, vahiy verilmiş. Cebrail aleyhisselam onu Arapça lafızlara tercüme ederek Muhammed aleyhisselatü vesselam'a Arapça olarak indirilmiş. Bu konudaki en böyle garip görüşler arasında bu da vardır. Peki, inna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen, inna bilisanin Arabiyyin mubin ve benzeri birçok ayet-i kerime, ki bunlar neyi vurguluyor ortak olarak? Biz bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Apaçık bir Arap lisanıyla, Arap diliyle indirdik. Ayetlerini nereye koyacağız bu durumda? Bu ayet-i kerimelerin bu açıklamalarla bağdaşır bir tarafı yoktur. Onun için konu ile alakalı olarak en doğru Kur'an'ın lafzına, ruhuna, manasına gösterdiklerine göre en gerçeği ifade eden görüş, Kur'an lafzıyla da manasıyla da her şeyiyle Allah'a ait olduğudur. Kur'an'ın bir harfinde bile başka bir mahlukun, herhangi bir mahlukun en ufak bir katkısı yoktur. İşte huvellezî enzele aleykel kitâb bunu ifade ediyor. Bu kitabı bu muhtevasıyla, bu şekliyle, bu özellikleriyle ve bu nitelikleriyle senin üzerine indiren odur. Bu kitabın nitelikleri var. Muhtevası tek düze değildir. Aynı seviyede değildir. Dediğimiz gibi insanın imtihanı için her bir ayet grubunun kendisine göre özellikleri vardır. En belirgin tarafı ne? Minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab ve uharu muteşabihat. Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir ve onlar kitabın anasıdırlar. Diğerleri ise müteşabihlerdir. Muhkem ihkamdan ismu mef'uldür. İhkam ne demek? İhkam bir şeyi olabildiği kadarıyla sağlam, olabildiği kadarıyla güçlü, olabildiği kadarıyla mükemmel, eşsiz, yerli yerinde yapmak demektir. O iş en mükemmel haliyle, en güzel şekliyle nasıl yapılıyorsa öyle yapmak demektir. Ne fazlası vardır, ne eksiği vardır. Hakim ismi de aynı kökten geliyor. Hüküm vermek, hakim, o da hepsi kök olarak sülasisi, yani üç harfli kökü Arapçada hakeme köküdür. Hakeme kökü bütün manalarıyla bir şeyi mükemmel, üstün, sınırları belli, başladığı bittiği noktasıyla belli, açık seçik, net olarak ortaya koymak manalarını ihtiva ediyor. Peki bu ayet-i kerimeler böyle olan, yani muhkem olan, sağlamlaştırılmış bulunan bu ayet-i kerimelerin bu kitaptaki konumu nedir? Bu kitabın böyle olmayan, muhkem olmayan diğer ayetlere karşı nasıl ele alınmaları veya nasıl göz önünde bulundurmaları gerekiyor? Hunne ummul kitap. Cenab-ı Allah burada bize aynı zamanda bu kitabı kerimini muhtelif nitelikteki bu ayetleriyle nasıl anlamamız gerektiğini
ve anlamamızın doğru yolunu göstermiş oluyor. Bunlar kitabın anasıdırlar. Evlat nasıl ki annesine nispet ediliyorsa, muhkem olmayan diğer ayeti kerimeler de muhkem olan ayetlere nispetle anlaşılmalıdır diyor. Bu aynı zamanda müstesna bir benzetmedir. Benzetmenin iki temel unsuru ayetler ve anneler temel unsuru ayetler benzetilmiş oluyor. Demek ki ve uharu müteşabihat. Müteşabih de kökü benzemek, birbirine yakın olmak, birbirini andırmak anlamına gelen şebeh kökünden geliyor. Benzerlik. Bunlar birbirleriyle, diğerleri ise birbirleriyle benzeşirler. Yani anlamları birbirine yakın, bunu mu desek, bunu mu desek, kestiremediğiniz hal olduğu zaman ona müteşabih denir. Şüphe, tereddüt, kuşku da buradan geliyor. Karar veremiyorsun. İki şey arasında kalıyorsun. O zaman böyle tereddüde seni düşüren ayetler olduğu zaman diyor, o konuda mutlaka muhkem bir ayet-i kerime veya ayetler de vardır. O muhkem ayetlerin ışığında o sana müteşabih gelen ayeti anla, o ayet-i kerimeyi de içinden çıkamadığın o ayet-i kerimeyi doğru olarak anlayacaksın. Mesela yedullahi fevka eydihim. Etrafında İslam tarihinde cıngar kopmuş. Gerekiyor muydu? Bana sorarsanız hiç gerek yok. Çünkü Kur'an yolunu gösteriyor zaten. Allah'ın eli, örnek olarak veriyorum, onların eli üzerindedir. Bu gerçekten bir müteşabihtir. Allah'ın eli mi var? Varsa nasıldır? Ne değildir gibi. Burada muhkem bir ayet-i kerime var. Ne? En basiti İhlas suresinde وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ ve ona hiçbir kimse eş, benzer ve denk olmadı. Bitti. O halde burada yapılacak şey bellidir. Allah diyor ki Allah'ın eli. Allah'ın eli yoktur kimse diyemez bu durumda. Dersek ayetle çelişiriz. Allah'ın eli haşa bizim elimiz gibi ellidir, parmaklıdır, ayası vardır, şusu vardır dediğimiz zaman da küfüven ahadle tersleşiriz. O halde müteşabih olan bu ayetin müteşabih kısmını muhkem olan kısmıyla anlamalıyız. Bakınız yedullahi ayeti kerimesinde veya Allah'ın eli lafzında hem muhkem bölüm var hem müteşabih bölüm var. Muhkem olan bölüm ne? Yine yet kelimesidir. Müteşabih olan bölüm ne? Yine yet kelimesidir. Muhkem olan tarafı ne? Allah'ın bir elinin olduğudur. Buraya kadar muhkem. Peki Allah'ın eli nasıldır? Bundan sonrasına bu soruya verilecek olan cevabı müteşabihtir. O halde buna olan cevabı, yani bu yedullah ifadesinin müteşabih olan kısmının cevabını nereden alacağız? Muhkem diğer ayetten alacağız. Hiç kimse onun eşi, benzeri, dengi değildir. O halde bunun mantıki sonucu nedir? Allah'ın eli vardır ama onun eli asla yaratılmışların eline benzemez demektir. Mesela bu kadar basittir. Niçin bu kadar çok tartıştılar? Niçin bunun etrafında fırtınalar koptu? İşte imtihan. Bu da bir imtihandır. Hele bir ayet-i kerime daha var ki, Şura suresinde, fevkalade bütün bu benzeri konularda, insanın kalbine şifa verecek özellikle. Leyse kemithlihi şey, ve huvessemi'ul basir. Hiçbir şey, onun benzeri bir tarafa, benzerinin benzeri dahi olamaz. Çünkü misil benzer, ke edatı da benzetme edatı, benzerinin benzeyişi de olmaz.
Benzeri, bir şeyin benzeri tam onu değildir. Birçok yönleriyle ona benzer. Onu bir tarafa, benzeri olmak şöyle dursun. Benzerinin gibisi dahi yok. O halde benzersiz olan, her yönüyle benzersiz olan Allahü Teala'nın sadece Allah benim elim vardır diye buyurdu diye onun eli vardır deyip onun elini mücessemleştirmek, cisme dönüştürmek, cisim gibi düşünmek bu ayet-i kerimeye aykırıdır. Bunu niçin verdim? Bir taraftan ibret olsun diye. Diğer taraftan muhkem müteşabihin nasıl bir imtihan unsuru olduğunu anlamak için. Diğer taraftan imtihan unsuru olduğunu anlamak da bu kadar çok cıngar koparmayı gerektirecek ortada bir şey olmadığını göstermek için. Niçin bu cıngar koptu? Allah'ın gösterdiği usul, buyruklarının kitabının anlaşılmasında takip edilmediği için bu cıngar koptu. Allah gayet açık Celle Celaluhu diyor ki, minhu ayatun muhkemat hunne ummul kitab. Kitabın anasıdır onlar. Muhkem ayetler, onun bir bölümü. Muhkem ayetlerdir ve onlar kitabın anasıdırlar. Ve uharu müteşabihat, müteşabih olanı da, diğerleri de müteşabihtir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle diyor. Kur'an'ın diyor müteşabihini muhkem olanına havale ederek anlayınız diyor. Kur'an'ın sizin şüpheyle alakalı, şüpheye düştüğünüz bazı hususları, bölümleri olduğu vakit öbür yerlerine şeydiniz. Müteşabihin türü sadece bu mu? Değil. İbn Abbas'a birisinin uzunca bir sorusu var. Diyor ki, vallahi Kur'an içinden çıkamadım diyor. Sen bunları bana izah edersen edersin, etmezsen imanım gider. Kur'an'da bana göre çelişkiler var. Ya nerede? Nasıl? Sıralıyor. Bir tanesini ben söyleyeyim. Diyor ki, Cenab-ı Allah bir yerde diyor ki, bunlar hiçbir şekilde konuşamazlar. Bir başka yerde diyor ki, şöyle şöyle konuşurlar birbirlerine, laf atarlar. Derler ki siz bize böyle dediniz, siz bize böyle dediniz. Ne olacak? Nasıl yani? Hem konuşmazlar hem konuşacaklar. İbn Abbas kısacası bu ve benzeri bütün ayet-i kerimeleri tek tek izah ediyor. Bütün izahında ortak nokta şu, ortak paydası şu. Ayetlerin her birisi ayrı bir konum ile alakalıdır. Kıyamette tek bir konum olmayacaktır. Mesela konuşmama ile veya konuşmayla alakalı. Kimi konumlarda insanlar konuşamayacaklardır. Orada ve haşaatil asvatu lil hayyil kayyum. Bütün sesler hay ve kayyum olan Allah'ın huzurunda kısılmış olacaktır. Orada o zaman diyor ve la tesma'u illa hamsa. Sadece ayak sesleri duyulacak diyor. Yürüyüş, mahşere geliş sesleri. Konuşacak hal mi var ki o zaman insanlar da konuşabilsinler? Çünkü mahşerde beklenilecek, amel defterleri gelinecek, akıbet ne kimse tarafından belli değil, inkar edeni de etmeyeni de herkes orada, tamam artık bu kaçınılmaz olarak önümüzde ya cennet var ya cehennem var. Ama herkesin kalbinde de cehenneme gitme korkusu. Baskın. Birkaç gün önce şey değil, bir demliğin dibinden iki damla su dibinden, o hani buharlaşıyor şey diyor, su ayağımın üzerine damladı. Üç gün yandı ya. Üç gün yandı. Kabardı, bilmem ne oldu, su verdi, şu oldu bu. Ya Rabbi sen bizi koru. İnsan havsalasını alabileceği bir şey değil. E bu halde insan nasıl konuşsun? Kiminle ne konuşacak? Muhabbet etmenin zamanı mı o zaman? Ne konuşacaksın? Ne söyleyeceksin? Ne diyeceksin? Neyi soracaksın?
Bir hal gelecek, kafirler kendilerini cehenneme neyin götürdüğünü anlayacaklar. Önlerindeki, dünyadayken önlerine çıkan, kendilerini arkalarından yürümeye davet eden önderlerine, liderlerine, düşünce liderleri olabilir, siyaset liderleri olabilir, ameli, ahlaki liderleri olabilir her konuda. Siz bizleri dünyadayken siz saptırdınız. Ya Rabbi bunlara iki kat azap ver diye başlayacaklar. Onlar da diyecekler ki yok, biz sizi size gelin dedik. Siz de geldiniz. Biz sizi zorlamadık ki diyecekler. Bu sefer de konuşacaklar. O zaman da konuşma zamanıdır. Çünkü her şey belli artık. Bari azabımızın bir kısmını şu önderlerimizin üzerine bir yıkabilsek, odur kârımız. Üzerine bir yıkabilsek, tartışmasını yaşayacaklar. Orası da konuşma zamanıdır. Yine mümin hesabını alacak, defterini alacak. Hakka suresinde galiba diyor ki, kitabı sağ elinden verilene diyecek ki, işte buyurun alın kitabımı okuyun, ben zaten hesabımla karşılaşacağımdan emindim. Ne kadar güzel falan diye sevinçle o da geri dönecek. O ya ondan sonra artık diller çözülecek. Lehte veya aleyhte, iyi veya kötü, o zaman konuşmaya başlayacak. Demek ki müteşabihin bir türü de, ikinci türünden bahsediyoruz. Müteşabihin bir türü de ilk anda bize çelişkili gibi görünen ayetlerdir. Bu ayetler aslında doğru olarak anlaşıldığı vakit her ikisi de muhkem durumundadır. Fakat ilk anda bize şüphe doğuruyor. Yani acaba bu ayet böyle manasına, yani yoksa öyle bu ayet var mıdır yok mudur diye değil de bu ayetin peki manası ne olabilir şeklinde bizde bir tereddüt, bir kararsızlık uyandırıyor. Bu da muhkemin diğer bir türüdür. Geçen dersimizde söylemiştik, muhkemin diğer bir türü ise hükmü İslam alimlerinin kullandıkları ifadelerle kullanıyoruz. Hükmü nesh olmamış ayet-i kerimeler muhkem ayet-i kerimelerdir. Hükmü bir şekilde kısmen veya tamamen nesh olmuş ayet-i kerimeler müteşabihtir. Buna göre mesela bir örnek, daha önceki derslerimizde Bakara suresinde geçtiği için görmüştük. Efendim, el vasiyetu lil valideyni vel akrabin. Anne babaya ve yakın akrabalara vasiyet yapılacaktır diyor. Bu ayet-i kerime bir zamanlar muhkemdi. Ne zamana kadar? Miras ile ilgili ayetler nazil oluncaya kadar. Çünkü miras ile ilgili ayetler nazil olunca akrabaya vasiyete hacet bırakmadı. Annenin payı, babanın payı belli oldu. Diğer akrabaların payı belli oldu. Artık vasiyet söz konusu olmaz. Bu durumda bu ayet-i kerime bu yönüyle ne olmuş oldu? Nesh olmuş oldu. İşte mensuh olan, hükmü bu şekilde kalkan ayet-i kerime ne olmuş oluyor? Müteşabih kabul ediliyor bazı İslam alimlerine. Ki ashab-ı kiramın ifadelerinde de bu böyle. Ondan sonrasına öbürü de muhkem oluyor. Yani hükmü hiçbir şekilde nesh olmamış. İslam alimlerinin muhkem ve müteşabih ile alakalı olarak daha birkaç tane daha açıklamaları var. Onlar üzerinde fazla durmuyorum. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in hepsi de aynı şeye dönüyor. Muhkem ve müteşabih. Muhkem, Kur'an'ı anlamakta esas olan ayet-i kerimelerdir. Müteşabih de anlamları bu muhkem ayet-i kerimelere göre açıklanması gereken veya anlaşılması gereken ayet-i kerimelerdir. Evet, imtihan içindir dedik. Cenab-ı Allah bu imtihanı da dile getiriyor. Muhkem ile müteşabih ayetler karşısındaki tutum. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde eğrilik bulunan kimselere gelince, zeyh meyil demek. Meyil, doğrudan uzaklaşıp sapmak demek, eğrilmek demek. Doğrudan ayrılmak demek. Ne yapar peki bunlar? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْو۪يلِ Onlar
fitne arayarak ve tevilinin, yanlış tevilinin peşinden giderek müteşabih olanına uyarlar. Buradaki müteşabih olanına uymak, eskilerin söylediği ifadeyle kullanalım, biraz kulaklarımız onlara da aşinalık kazansın, mahmud bir uyuş değildir. Mahmud bir müteşabihe uyma değil. Yani övülen, övülmeye değer olan bir uyma tarzı değildir. Bunlar bile bile şüpheleri körüklerler, şüpheleri devreye sokarlar, şüpheye düşürmeye çalışırlar ve karışıklık çıkarmak amacıyla insanların kalplerinde şüphe ve tereddüt uyandırmaya çalışırlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in müteşabihi muhkemin açık hükmüne irca ederek, döndürerek anlama çabasını göstermeleri gerekiyorken bunu yapmazlar. Yani yapmaları gereken müteşabihat, yani yapmaları müteşabih buyruklar karşısında almaları gereken doğru ve sağlıklı tavrı takınmazlar. Allah'ın kitabı hakkında iyi niyetli düşünmezler. Allah'ın kitabında asla çelişki olamaz. Allah'ın kitabında asla, hele bizim mükellef olduğumuz hususlarla alakalıysa, kapalı bir yön bulunamaz diyecek yerde, ya bu işin içinden çıkılmaz ki günümüzde medya yeri geldikçe bunu çok yapıyor akılları sıra. Bilmiyorlar ki zavallılar 14 asır önce Kur'an-ı Kerim bu gibi zavallıları da gündeme getirmiş ve onların kalplerindeki sapıklıkları ortaya koymuş. Ne yaparlar? Giderler, sorarlar. Son olarak bu bir örnek hatırımda şu anda geldi. Bu Türkiye'de İslam Konferansı'nın İslam kadınları sorunları ile alakalı bir toplantı yapılmıştı İstanbul'da. Bu toplantıda işte İslam aleminin çeşitli yerlerinden de hanımlar gelmişti, bayanlar gelmişti. Tabii bayanların her birisini konuşturmuşlar. İşte sizin memleketinizde örtü nasıldır? Onlar da İslam'ı anlatmıyorlar ki, memleketlerindeki örtünün durumunu anlatıyorlar. Mesela biri diyor ki işte biz Katarlıyız, Katar'da isteyen örtünür, istemeyen örtünmez. Kuveyt'te böyledir işte, Pakistan'da böyledir, Afganistan'da böyledir. Pakistan'da ağırlıklı olarak kadınlar dışarı çıktıkları zaman mutlaka başlarını örterler. Öyle ki solcu başbakanları Binazir Bhutto'nun bile başında başörtüsü vardı, böyle bir atıyordu üzerlerine tülben, bu şekilde şey diyorlardı. Aa, Afganistan'daki hayır diyor, bizde bir Müslüman kadın işte belli bir yaşa geldikten sonra mümkün değil, çıkamaz. Efendim aynı şekilde İran'da derler ki bizim dinimiz gereği bir kadının örtülmesi gerekir vesaire. Türkiye'de de malum. Şimdi netice, bakın vardıkları müteşabihat, kalplerinde eğrilik olanların müteşabihata karşı tavırlarına bir örnek. Bu sefer alıyor muhabir veya programın hazırlayıcısı. Görülüyor ki İslam dünyasında da bu konuda bir fikir birliği yok demeye getiriyor ki, ya şu başınızı örtmeyi, o kadar üzerinde abartmayın, o kadar abartmayın, o kadar üzerinde durmayın. Zaten İslam bu konuda öyle sabit sağlam, böyle belli tek fikri düşüncesi de yok. Görüyorsunuz ki tek fikri olsaydı İslam dünyasında bu kadar kişi olmazdı. Bir anda ne kadar cehalet yaptıklarını veyahut da ne kadar, nasıl diyelim, sihirbazlık akılları sıra yaptıklarını, illüzyon yapmaya çalıştıklarını fark edemiyorlar veya bilerek yapıyorlar. Bilerek yapıyorlarsa çok iblistirler. Bilerek yapmıyorlarsa çok ahmaktırlar. Her iki halde de Allah onların şerlerinden korusun. Ahmakların şerleri de büyük, İblislerin şerleri de büyük. Ama biz ilmimizle ancak kendimizi kurtarabiliriz, onlara karşı koruyabiliriz. Onların da şu anda tek avantajı şu: onlar konuşuyor, biz susuyoruz. Yani taşlar bağlanmış, köpekler serbest bırakılmış, affedersiniz. Olay bundan ibarettir. Birisi kalkamıyor veya imkan yok,
Diyeceksin ki orada dur. Başörtüsünü de geç. Müslümanları bu şekilde paramparça eden, bir tane olan İslam devletinden 50 küsur devlet, uyduruk devlet, batıya uyruk devlet çıkartan kim? Eğitimiyle, mekanizmalarıyla, medyasıyla, şusuyla, busuyla, siyasetiyle bu ümmeti ifsad eden ve bu hale gelmesinin sebepleri ne? Yoksa İslam birdir. İslam'ın öyle yok. Bu konuda görüldüğü gibi Müslümanlar arasında da fikir birliği yoktur. Ne demeye getiriyor? Yani İslam'ın da başörtüsüyle alakalı görüşleri muhteliftir. Hayır efendim, öyle bir şey olur mu ya? Ayet-i kerimeler bellidir ve tek bir hüküm ihtiva etmektedir. O da akil baliğ olan bir kadının efendim namahremin önünde çıkacağı vakit şer'an örtülmesi gereken şekilde örtülmesidir. Bunun ikinci şekli yok. İkinci bir hükmü yok. İşte ikinci bir müteşabihi böyle kullanır sapık olanlar. Kalplerinde eğrilik olanlar bu şekilde insanları şüpheye düşürecek, müminlerin kalplerinde tereddütler uyandıracak şekilde olayları gündeme getirmeye çalışırlar. İbtiga tevili, burada tercih edilen manası, böylelikle onlar fitne çıkartacak, kalplerinde eğrilik olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i de gerçek olması gereken, anlaşılması gereken şeklinden uzaklara götürmek, uzak bir ihtimal çerçevesinde anlaşılmasını sağlamaktır. وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilemez. Tevil, sonuç olarak varılan yer demek. Varılan yeri tespit etmek, ortaya koymak demek. Burada kasıt, müteşabih olan, mutlak müteşabih olan ayetler ve hükümlerdir. Ne gibi? Kıyametin kopacağı ile alakalı. İnsanın mesela eceli ile alakalı. Ve buna benzer, ancak Allah'ın ilminde bulunan ve ne zaman ne şekilde gerçekleşeceklerini ancak Allah'ın bilebildiği gaybe dair hususlardır. Bunların ne zaman ne şekilde ortaya çıkacağını Allah'tan başkası bilemez. Ve râsihûne fil ilmi yekûlûne âmennâ bihi kullun min indi rabbina. İlimde derinlik sahibi olanlar da derler ki biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin yanındandır. Yani Kur'an muhkemiyle, müteşabihiyle biz ona iman ediyoruz. Hepsi Rabbimizden gelmiştir. Burada ilim adamları arasında kıraat farkı var. Ona da kısaca değinmemiz gerekiyor. Bazıları وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ üzerinde vakıf yapmaz. Nerede vakıf yapar? وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ üzerinde vakıf yaparlar. O zaman mana değişiyor. Mana şöyle olur. Onun tevilini ancak Allah ve ilimde derinlik sahibi olanlar bilirler. Neyi bilirler o zaman ilimde derinlik sahibi olanlar? Dediğimiz gibi müteşabih olanı muhkemin ışığında anlayarak bu ilmi öğrenirler. Burada bu kıraate göre de hiçbir zaman Allah'ın tevilini bilmesiyle ulemanın tevilini bilmesi aynı düzeyde tutulmuş olmuyor. Herkesin kendine göre farklı bir seviyesi vardır. İlimde derinlik sahibi olanlar Allah'ın gösterdiği şekilde, Allah'ın bir önceki buyruklarda gösterdiği şekilde ayetin başında muhkem olanı müteşabih olana, olanın üzerinde aydınlığını saçıyor, açıyor veyahut da onun üzerine ışıklarını yönlendiriyor. Müteşabih olanı muhkemin ışığında anlıyorlar. Allah'ın tevilini bilmesi ise ayrıca böyle bir vasıtaya, bir şeye ihtiyacı yok. Bir.
İki, alimin anlaması içtihadidir. Allahü Teala'nın bilmesi ise kat'idir. Yani hiçbir bakımdan Allah'ın ilmiyle kısacası insanın ilmi arasında her bakımdan da mahiyet farkı olduğu gibi burada da böyle bir şey söz konusudur. Yani bu kıraate göre bile bazıları da madem Allah biliyor, insan da biliyor, demek ki burada müsavat yok. Hayır. Bu kıraate göre bile müsavat olduğunu zannetmek yanlıştır. Onun üzerinde de bu kadarcık durmuş olalım. Ama ne derler? Âmennâ bihi kullun min indi rabbina. İşte onların üzerinde durmaları onları imana götürüyor. Böylelikle onların ilimde derinliklerinin de semeresi, etkisi ortaya çıkmış oluyor. İlim insanları inkara değil, imana götürür. İlmin her türlüsü böyledir. Yalnız dini ilimlerden bahsetmiyorum. Gerçek bir ilim, gerçek bir alimi ancak İslam'ın hakikatlerine götürür. Ama Avrupa'da bunun korkunç bir macerası vardır. Onun için Avrupa'da ilim ile din demeyeceğim, kilisenin dini arasında. Kilisenin dini arasında bir nefretleşme olmuştur. Ama İslam ile ilim arasında her zaman kol kola bir yürüyüş, her zaman. Onun için bizde ilim mukaddestir. Ama orta çağlarda kilisenin nazarında ilim, Kitab-ı Mukaddes'in dışında ilim kaynağı aramak, araştırma yapmak, deney yapmak, bilmem ne etmek, küfür ve engizisyon mahkemelerinde muhakeme edilmek için, afaroz edilmek için yeterli bir sebepti. Yeterli bir sebepti. Anlatırlar. Vaktiyle papazlar tartışıyorlarmış. Affedersiniz, bir katının ağzında kaç tane diş var? Atla eşek karışımı falan. Katır acaba farklı mıdır? Genç papazlardan birisi, ya bunu tartışılacak nesi var? Açalım atın ağzını, sayalım katırın ağzını, kaç tane bulursak o kadar var diyeceğiz. Dişi dökülmemiş bir katır bulalım. Bütün dişlerini çıkarmış, sayalım olsun bitsin. Kitab-ı Mukaddes'te söylenmemiş bir sözü sen nasıl söylersin diye garibin papazı afaroz ediveriyorlar. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ya şu hurma ağaçlarını aşılamasanız olur mu? Aşılamıyorlar. Onlar da zannediyorlar ki vahiy neticesinde söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ertesi sene gelip diyorlar ya Resulallah aşılamadık ama mahsul alamadık. Kendi dünyanızın işlerini siz daha iyi bilirsiniz. Ben kendi görüşüme göre söylemiştim. Size bu Allah'ın emridir dediğim zaman onu tartışmasız olarak kabul edin ama benim kanaatim ben Mekkeliyim demeye getiriyor. Mekke'de hurma ağacı yok, bir şey yok. Orada yetiştim, ömrümün şu kadar yılını orada geçirdim demeye getiriyor. Yani siz ise, sizin kim bilir kaç bin yıldan beri hurma yetişiyor, hurma ağacı yetiştiriliyor Mekke'de, hurma yetiştiriliyor Medine'de. Bu işi siz bilirsiniz elbette demeye getiriyor. Olay bu. Bakın İslam'ın deneye, araştırmaya, incelemeye, ilme karşı tavrı ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana. O kadar açık ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her konuda bunu Bedir'de, Hendek'te, Taif muhasarasında aynı şekilde Selman-ı Farisi'nin mancınık teklifi, Hendek kazma teklifi, Bedir'de Hubab İbnül Münzir'in yer değiştirmeyle alakalı vesaire vesaire. Bütün bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy ile alakalı olmayan hususlarda İnsanların aklına, bilgisine, deneyimlerine, tecrübelerine, araştırmalarına, incelemelerine ne kadar yer verdiğini. Ve bunun neticesinde zaten İslam'ın doğuşundan iki asır sonra İslam dünyası her alanda, tarih çapında görülmemiş benzersiz bir ilmi patlama ifade yerindeyse yaşanmıştır. Benzersiz bir ilmi patlama. İnanın ne Rönesans sonrası, ne 17. 18. asır, ne 19. asır, hatta ne bu 20. asırdaki ilmi patlama oransal olarak diyorum. Miktar olarak söylemiyorum. Elbette her geçen günün bilimi miktar olarak daha çok artar. Miktar olarak, kemiyet olarak söylemiyorum. Keyfiyet olarak söylüyorum. Kesinlikle İslam dünyasındaki ilmi gelişmeyle kıyas edilemez. Çünkü o zamanın İslam dünyasında
o zamanın imkanlarıyla o alınan hız, o şartlarda günümüzün imkanları olsaydı birkaç katına çıkardı günümüzdeki çalışma ve imkanlarla. Şey edilir. Evet. Kullu min indi Rabbina derler ve iman ederler. İlmin insana kazandırması gereken Avrupa'daki gibi değil. Allah'a kafa tutmak değil. Her şey Rabbimizden geldiği için. Kur'an'ın ayetleri de kainatın ayetleri de Rabbimizden olduğu için biz ona iman ettik diyecekler. Evet. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ Ancak özlü akıl sahipleri öğüt alırlar. Elbab, lübbün özü, lübbün çoğuludur. Lüb ise her bir şeyin özü, her bir meyvenin en özü, en tatlı yeri, en lezzetli, en güzel yeri gibi manalara geliyor. İnsanın da özü aklıdır. Onun için akla mecazen lüb, çoğulu da elbab denilmiştir. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ Ancak akıl sahibi, gerçekten akıllı kimseler tezekkür ederler. Gerekli öğütleri, gerekli ibretleri alırlar ve başkalarına da aktarırlar. Allahü Teala bizleri hakkıyla tezekkür eden ulul albab'tan eylesin inşallah. Biraz sonra inşallah devam ederiz.